Sevgili Finans ve Borsa kanalı takipçileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle iş yat kısa koduyla iş yatırım ortaklığı anonim şirketinin incelemesini yapacağız. Bu hisseyi gerçekten kendimde severek takip ettiğim bir hisse. Bu yüzden incelemesinden de oldukça keyif alacağım. Net gelirine, ebitasına, öz sermaye karlılığına, araştırma geliştirme giderlerine bakacağız. Yukarıdan temetli oranlarına, sermayesine, öz sermayesine, net karını inceleyeceğiz. Aynı zamanda en sonunda sektörel olarak bir incelemesini yapacağız. Sektöründe nasıl olduğunu yorumlayacağız. Ve en sonunda birkaç tane indikatörle teknik analizine bakacağız. İş yatırım ortaklığının bu şekilde incelemesini gerçekleştireceğiz. Bu kağıda elinde olan veya yatırım yapmak isteyen veya incelemeleri öğrenmek isteyenler lütfen atlamadan sonuna kadar izlesinler. Videoyu kısaltmaya çalıştığım zaman çok fazla eksiklik olduğunu gördüğüm için kısaltmaya çok fazla çalışmayacağım. Burada verdiğimiz hiçbir bilgi alsa tut tavsiyesi değildir. Yatırım tavsiyesi asla değildir. Burada gördüğümüz verilerin sadece yorumlanmasından bahsediyoruz. Kanalımıza abone olup bizlere destek olursanız da içerikler çok daha hızlı şekilde gelecektir. Hepinize çok çok teşekkür ederim. Haydi başlayalım. Öncelikle iş yatırım ortaklığının bu TradingView üzerinden finansallar kısmından net gelirini ve Return of Equity'sini attım. Bunların eski verilerini görmek için paralı sürüm almanız gerekiyor. Buna gerek yok. Hangi hisseyi incelememi isterseniz yorumlara yazın. Ben mutlaka tek tek inceleyeceğim sizin de böyle bir masraf yapmanıza gerek kalmayacak. Şimdi gelelim iş yatırım ortaklığına. Net income yani net gelirine baktığımız zaman 2020 senesinde 30 milyona yakın. 2019'da 65 milyon, 2018'de 30 milyon, 2017'de 25 milyon, 2016'da 20 milyon gibi görüyoruz. Yani 2015'ten beri aslında bir yükseliş görüyoruz. Ve ciddi yükselişler 2015 ile 2016 arasında neredeyse 4'e katlamış. 2016 ile 2017 arasında 6 milyonluk bir kar var. Oranladığımızda %30 bir kar eder. 2015 yani gördüğünüz gibi 2018 ile 2019 arasında 2'ye katlayan bir oran görüyoruz. Kısacası gelir olarak 2015'ten beri arttıran bir şirket var karşımızda. 2020 korona krizinde karını yarı yarıya düşüren bir şirket. Return on equity yani öz sermaye karlılığına geldiğimiz zaman Videoyu lütfen atlamadan izleyin çünkü temettü oranlarına geldiğimiz zaman diller uçuklatıcı rakamlar çok garip şeyler konuşacağız. İş, e, mutlaka iş yatırımda temettü oranlarını konuşana kadar videoyu terk etmeyin sonuna kadar izleyin. Öz sermaye karlılığına geldiğimizden beri 2015'ten beri öz sermaye karlılığın arttırdığını 2018 ile 2019 arasında öz sermaye karlılığını iki katına çıkarttığını görüyoruz. Bizler öz sermaye karlılığı bizim için çok önemli olduğunu da iyi biliyoruz. 2019 ile 2020 arasında gelir düştüğü için öz sermaye karlılığı da düştü. Çünkü bizim için... Yani öz sermaye karlılığının ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Öz sermaye karlılığı da şu demek oluyor. Net gelir bölü toplam öz kaynaklar. Burada net gelir azaldığı için öz sermaye karlılığının da azaldığını görüyoruz. Şirketin şimdi evitasına baktığımız zaman 2015'ten beri yine düzenli olarak evitasının yani faiz, vergi, amortisman öncesi karın FAVÖN'ü arttırdığını görüyoruz. Pava oyunu bu şekilde hızlı şekilde arttırmasının oldukça güzel olduğunu biliyoruz. Fakat 2019'da 2020 arasında yine net gelir gibi EBITA'sının da azaldığını görüyoruz. Net gelirle EBITDA'nın aynı anda azalıp aynı anda artması bize olumlu bir sinyal veriyor. Şirketin düzenli bir e, ileri doğru sürüklenişi olduğunu göstermiş oluyor bu noktada. Yani iş yatırımı incelediğimiz zaman korona krizi haricinde verilerin düzenli olarak yukarı yönlü hareket ettirdiğini ve bize gelecek vaat ettiğini aslında görebiliyoruz. Şimdi gelin bir de temettülerine bakalım. İş Yatırım resmen bir temettü emekliliği portföyünde olmazsa olmaz bir şirket olduğunu çok iyi görüyoruz. Çünkü neden? 2015'ten beri bakalım. Bakın 2015'te %16.41 temettü verimliliği var. Yani bu orana göre ortalama olarak 5 yılda paranızı katlayabiliyorsunuz. Verdiğiniz parayı çıkartabiliyorsunuz. 2016'da %12.76, 2017'de %12.50, 2018'de %17.81, 2019'da %19 2020'de %12,5 bir temettü verimliliği olduğunu, temettü dağıttığını görebiliyoruz. Bunlar korkunç oranlar. Yani 2015'te alsaydınız siz zaten 2020'de paranızı çıkartmıştınız. 100 bin lira attıysanız 200 bin lira paranız olmuştu bile. Sadece temettülerle 100 bin lira kazanmıştınız. Hissenin 2015 ile 2020 arasındaki getirdiği geliri konuşmuyorum bile. Neredeyse 2'ye 2.5'a iki falan katladığını eğer ki grafiğe giderseniz görebilirsiniz. 2015'te bakalım ee, 1 lira olan hisse 3-4,5 liralara geldi. Yani 4'e sadece 100 bin liranız 500 bin lira sadece fiyattan oldu ama biz temettü yatırımcılığı için konuşursak da şu 5 sene içerisinde zaten paranızı ikiye katladığınızı görebilirsiniz. İşte Amerika'da olan temettü yüksek kağıtlardan bahsettiğim oranlar bunlar. Bizim gibi güvensiz ülkelerde fiyatların yukarı yönlü hareket edebilmesi için işte bu temettü oranlarından bahsediyordum. Amerika'daki bazı şirketler %20, %30, %40 temettü veriyor diyordum ya size. İşte bu mantıkla ilerleyen şirketlerdi bunlar. Bu yüzden bu temettü oranları gayet benim tebrik ettiğim, iş yatırımı da buradan gönülden tebrik ettiğim bir hisse senedi olduğunu, bu temettü miktarlarının çok çok iyi olduğunu tekrar belirtmek istiyorum. Son 2021 senesinde neden bu kadar düşüş yaşadı? Verdiği temettü miktarı yani ettiği kar azaldı bir kere. Net income'ını geçen seneyle kıyaslaştırmıştık gördüğümüze göre yarı yarıya bir düşüş vardı. Birinci nedeni bu. İkinci nedeni ise Bakın 55 milyon kar dağıtmış. %12.43. 25 milyon kar dağıtma ne olmalı? %6.5 olmalı değil mi? Neden olmalı? Çünkü hissenin fiyatı da arttı. Hissenin fiyatı çok fazla arttığı için şirket keşfedilmeye başlandığı için temettü verimliliği de bu oranda düşmüş oldu. Sermayesine geldiğimiz zaman 250 milyon bir öz sermayesi var. 160 milyon sermayesi ve 30 milyon da net kar var. Fakat bu normalde bildiğimiz gibi 60 milyondu net karı. Korona krizinden dolayı düşüş yaşadı. Sermayesi 160 milyon olan kağıt. Çok fazla değil. Hızlı uçup kaçabilecek bir kağıt kadar düşük de değil. De stabil bir kağıt diyebiliriz. Şimdi gelelim bizim için en önemli noktalardan biri olan sektör incelemesine. Yatırım ortaklıklarına. İş yatırımı şöyle çift işaretleyerek ekledim. Şimdi iş yatırımın öz sermaye karlılığına baktığımız zaman %11.3. PDDD'sine baktığımız zaman 1.80. Sektörde ondan daha iyi olan oyak yatırımın. Öz sermaye karlılığı %16.1. PDDD'si 4.71. Yani neredeyse 3 katı bir fark varken öz sermaye karlılıkları arasında 3 katı bir fark olmadığını görüyoruz. Peki metro. Metro yatırım danışmanlığının %10.4 bir öz sermaye karlılığı olup 0.99 bir PDDD'si olduğunu görüyoruz. Yani bu noktada metro yatırım ortaklığıyla iş yatırım ortaklığı Kafa kafaya diyebiliriz fakat genel olarak yatırımcılar metro yatırım ortaklığına karşı pek bir sevgileri olmuyor. Biraz da sistemli uzak durmuş oluyorlar. Teknik analiz noktasına baktığımız zaman teknik analiz noktasında sayının 35'li seviyelere geldiğini görüyoruz. 35'li seviyeler genel olarak bakın şu grafiğin stabilizesini izleyebiliyor musunuz? Bakın 35'li seviyelere gelmiş yukarı yönlü hareket etmiş. 35'li seviyelere gelmiş yukarı yönlü hareket etmiş. 35'li seviyelere gelmiş yukarı yönlü hareket etmiş. 35'li seviyelere gelmiş yukarı yönlü hareket etmiş ve yine burada 30-35 seviyelere gelmiş biraz sonra yukarı yönlü yine hareket ettiğini görüyoruz. Arasay için yani 35'li seviyeler kritik noktalar buradan hızla yukarı gitme ihtimali çok yüksek. Bollinger bandına geldiğim zaman 3 lira 50 kuruş seviyesinde iyi bir direnci olduğunu görüyoruz. Yani kısa vadede iş yatırımın 3 lira 50 kuruş seviyelerine kadar o da baktığımız zaman %30'luk %20'lik bir özür diliyorum %25-%30'luk bir üzerinde primin rahatlıkla olduğunu bu noktada görebiliyoruz. İş yatırım genel olarak temettü emekliliği için ve temettü hisselerinde incelenmesi için önemli bir kağıttır. Kendini düzenli olarak geliştiren karını arttıran bir kağıt olduğunu görüyoruz. Tek yapması gereken eksi temettü oranlarını bu şekilde yüksek noktalarda tutmalı. Bunun da tek yolu net gelirini arttırmasıdır. Yani iş yatırım özetle bu şekilde analizini yaptık. Kanalımıza abone olup bizlere destek olursanız çok teşekkür ederim. Aklınıza takılan tüm soruları aşağıda yazabilirsiniz.